Bir önceki videoda potasyum argon tarihleme yöntemi konusuna giriş yapmıştık. Bu videoda da bu konuyla ilgili somut bir örnek çözeceğiz arkadaşlar. İşin içine biraz matematik girecek ve üstel bozunma konusuna değinmiş olacağız. Bu yöntemi kullanarak bazı volkanik kayaçların yaşını hesaplayabilmek için biraz matematik bilmek gerekiyor radyoaktif bozulma gerçekleşen herhangi bir maddede üstel bozulma gerçekleştiğini biliyoruz. Bunun için kullanılan genel bir tanım da var. Zamanın bir fonksiyonu olarak miktarı düşünelim. Elimizdeki herhangi bir radyoaktif maddenin herhangi bir t anındaki miktarı n ise n şuna eşittir. İlk baştaki miktar yani n 0 çarpı e üzeri eksi k P. Buradaki K sabiti elimizdeki maddenin yarı ömrüne özgü bir sabittir. Bakın dikkat edin, yarı ömrüne özgü. Çözeceğimiz örnekte potasyum 40'ı kullanacağız. Elimizde bir miktar potasyum 40 varsa, 1,25 milyar yıl sonra ilk baştaki miktarın tam olarak yarısının kalacağını biliyoruz. Yazalım bakalım buraya n 0 ile başlıyoruz. Kaça eşitse artık. 1 gram olabilir, 1 kilogram olabilir, 5 gram olabilir, herhangi bir şey olabilir. Başlangıç miktarı tamam. Çarpı e üzeri eksi k çarpı 1,25 milyar yıl yazıyoruz. Böyle diyoruz yani. Evet. Bu neydi? Potasyum 40'ın yarı ömrüydü değil mi? 1,25 milyar yıl. Bu kadar süre geçtikten sonra elimizdeki miktarın yarısı kalacak. O halde elimizde 1 bölü 2n 0 olacak. Eşitliğin her iki yanını da n 0'a bölelim. K'yı bulmak için her iki yanında doğal logaritmasını almamız gerekiyor. ln 1 bölü 2 eşittir. Sağ yandaki ifadenin doğal logaritması. Buranın doğal logaritmasını almak şu anlama gelir. E'nin kaçıncı kuvvetini almalıyız ki? E üzeri eksi k çarpı 1,25 milyara eşit olsun. E'nin e üzeri eksi k çarpı 1,25 milyara eşit olması için almam gereken kuvveti eksi k çarpı 1,25 milyardır. Şöyle de yazabilirim bunu. Eksi 1,25 çarpı 10 üzeri 9 çarpı k. Burası 1,25 milyara eşit. k'yı bulmak için eşitliğin her iki yanını da eksi 1,25 milyara bölelim. k'yı eşitliğin bu tarafına alırsak, k eşittir ln 1 bölü 2 bölü eksi 1,25 çarpı 10 üzeri 9 eder eksi işaretini üstteki ifadeyle çarpıyormuş gibi yapabiliriz. Biliyorsunuz isterseniz payı isterseniz paydayı çarpın fark etmez. İfadenin tamamı eksi işaretli olacak. Her iki durumda da kesrin başına eksi işaret koyacağız. Evet paydayı da yazalım. 1,25 çarpı 10 üzeri 9. Bu 1,25 milyara eşit. Yukarıyı da başka bir renkle yazıp açıklayayım. Evet şöyle düşünelim a l n b neye eşitti? Logaritma kuralları gereği bu. b'nin doğal logaritması üzeri a'ya eşitti. O halde eksi l n 1 bölü 2 ln 1 bölü 2 üzeri eksi 1'e eşittir. Bir ifadenin eksi birinci kuvveti onun çarpmaya göre tersine eşittir değil mi arkadaşlar? O halde 2'nin doğal logaritmasına eşittir diyoruz. Yani eksi ln 1 bölü 2, ln 2'ye eşitmiş. Sonunda k'yı bulduk. 2'nin doğal logaritması bölü, maddenin yarı ömrüne eşitmiş. Bu ifadeyi genelleştirerek herhangi bir radyoaktif madde için kullanabilirsiniz. Devam edelim. Elimizde bir miktar madde olsun. Mesela 1 miligramlık potasyum. Rastgele bir sayı yazdım. Genellikle bu miktarlar tartılarak belirlenemez. Elimizde bağıl değerler olur. Ama bu örnek için elimizdeki potasyum miktarını 1 mg olarak ölçtüğümüzü kabul edelim. Aslında potasyum 40 desek daha doğru. Argon 40 miktarı da 0,01 mg olsun. Peki bize verilen bu bilgilerden hareketle yarı ömrü kullanarak bulduğumuz bu ifadeyi de kullanarak dikdörtgen içine aldığım bu örneklemin yaşını nasıl bulabiliriz? Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Belirli bir süre geçtikten sonra elimizde olan miktar, yani n'in değeri 1 mg. O zaman eşitliğimizi kuralım. 1 mg eşittir. İlk baştaki miktar çarpı e üzeri eksi k çarpı t. k'nın değerini de biliyoruz. İşte şuna eşit. İlk baştaki miktarı bulmak istiyoruz şimdi. K'nın değerini biliyorsak T'yi bulabiliriz. Bu örneklem kaç yaşında? İlk baştaki miktarı bulmak için şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Elimizde bir miktar potasyum 40 varsa bu potasyum 40 bozunduğunda %11'i argon 40 olurken kalan %89 da kalsiyum 40 olur. Bunu bir önceki videoda işlemiştik. Peki %11 yani argon 40'a dönüşen ve bozunan madde miktarı nedir? Bu maddenin lavın içinde olduğunu önceki videoda öğrenmiştik. Sıvı lav içinde bulunan argon 40'ın lav soğuyup katılaşmadan önce lavı terk edeceğini görmüştük. Bu kadar argon 40'ın ne kadarlık bir potasyum 40'tan oluştuğunu bulmak için bu miktarı %11'e bölmemiz gerekiyor. Potasyum 40'ın ilk baştaki miktarını KI ile gösterirsek KI eşittir şu anda elimizde bulunan potasyum 40 miktarı yani 1 mg artı burada yazılı olan miktardaki argon 40'ın oluşması için gereken potasyum 40 miktarı. Ne kadar argon 40 vardı? 0,01 mg. Peki bu miktar neye eşitti? İlk baştaki potasyum 40 miktarının %11'ine eşitti. Geri kalanı kalsiyum 40'a dönüştü, bunu biliyorsunuz. O halde bunu %11'e yani 0,11'e böleriz. Gerçek miktar bu değil ama şu anda ana fikri anlamanız önemli. İlk baştaki potasyum 40 miktarı yani N0 neye eşitmiş ona bir bakalım. Elimizde kalan 1 mg eşittir 1 mg artı 0,01 mg bölü 0, 11. Evet. çarpı, burada bitmiyor tabi, bu var artı çarpı e üzeri eksi k çarpı t. k'yı bildiğimizi varsayarsak ve bu eşitlikten t'yi bulmak istiyorsak, bize verilen miktarın çok da önemli olmadığını görüyoruz. Asıl önemli olan şey oran. Çünkü t'yi bulmak için eşitliğin her iki yanını da altını çizdiğim bu ifadeye bölmemiz gerekir. Bunu yaparsak eşitliğin sol tarafı ne olur? 1 miligram bölü, altını çizdiğim bölüm, maviyle gösterelim. Birim her yerde miligram olduğu için bir daha miligram kelimesini yazmayalım. Evet, devam edelim. 1 bölü, 1 artı 0,01 bölü 0,11. Bu da eşittir. E üzeri eksi kt. T'yi bulmak için her iki yanın doğal logaritmasını almalıyız eşittir işaretini unutmayalım. Her iki yanın doğal logaritmasını almalıyız. ln 1 bölü 1 artı 0,01 bölü 0,11 eşittir. Eksi kt. t'yi bulmak için her iki tarafı da eksi k'ya bölmeliyiz. Evet buna yanda devam edelim. Gördüğünüz gibi matematik işlemi bol bir soruyla karşı karşıyayız ama sonuca yaklaşıyoruz t eşittir ln 1 bölü 1 artı 0,01 bölü 0,11 bölü eksi k. Peki eksi k neye eşit? Bu eşitliğin her iki yanını da eksi k'ya bölüyoruz. Eksi k şu yukarıda işaretlediğim k'nın eksi işaretlisi. Yani eksi ln 2 bölü 1,25 çarpı 10 üzeri 9. Hesap makinemizi açıp T'yi bulmanın vakti geldi. Birimi de yıl olacak çünkü sabiti bu şekilde bulmuştuk. Biricik hesap makinemi açayım bakalım. İlk olarak payı hesaplayalım. 1 bölü 1 artı 0,01 bölü 0,11. İşte tam şurası. Sonucu da hesap makinesinde görüyorsunuz. Ardından bu sayının doğal logaritmasını alacağız. Yani şuradaki 0,916 diye giden sayı. Bunun doğal logaritması da eksi 0,087 çıktı. Eşitliğin payını bulduk. Şimdi bu sayıyı neye böleceğiz? Onu bulalım. Parantezleri çok dikkatli yazmalıyım. Eksi ln 2 bölü 1,25 çarpı 10 üzeri 9. Evet. Eksi ln 2 bölü şu kısım. Buradaki e 9, 10 üzeri 9 demek. İki parantez açmıştım. Şimdi kapattım. Davullar çalmaya başlasın artık arkadaşlar. T yıl biriminden neymiş? Sonunda öğreneceğiz. Bir bakalım. Sonucumuz yaklaşık olarak 156,9 milyon yıl. Yani yaklaşık olarak 157 milyon yıllık bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Biraz fazla matematiksel işlem yaptık biliyorum ama bu soruda gördüklerimiz matematik derslerinde üstel büyüme veya üstel bozunma konularında karşımıza çıkacak şeyler. Asıl üzerinde durmak istediğim konu ise öyle çok da zor işlemler yapmamış olduğumuzu görmeniz bize önce çok ayrıntılı bir konu anlatımı yaptın. Konu anlatımı böyleyse bunun ardından gelecek matematik işlemlerini düşünmek bile istemiyorum demiş olabilirsiniz. Ama bu soruda kullandığımız matematik lise düzeyinde matematik arkadaşlar. Argon 40 ile potasyum 40 arasında böyle bir oranın verildiği bir soruyla karşılaşırsanız eğer lise matematiği bilgileriyle soruyu çözersiniz ve elinizdeki örneğin 157 milyon yıllık bir volkanik kayaç olduğunu görürsünüz.